Arkadaşlar merhaba. Bugün benim mutfağımdayız. Karantina döneminde artık elimizden geldiğince kendimizi zehirleyemeyecek şekilde bir yemek yapmaya çalışacağız. Bakalım hayırlısı. Kuşbaşı aldım. Biraz da onları incelteceğim. Domatesimiz var, kırmızı biberimiz var, yeşil biberimiz var, soğan var, sarımsak var. Bir kuşbaşı yapacağım. Yanına da makarna yapmaya çalışacağım. İnşallah beceririm. Hüseyin arkadaşımız almış annesinin yanına. Tamam, çok güzel yemek falan filan. Bak, ben burada kendi başıma uğraşarak yapıyorum. Bana pas atıyorsun, işte yok top kesiyorsun falan filan. Ben burada elimden geleni yapacağım. Bak, yanında kimse yok. Annem falan yanında değil. Burayı alma abi, burayı dur. En son ne zaman yemek yaptın? Ben size sucuklu yumurta yapacaktım da sizden çok aşağıya kaçacaktım. Şöyle bir şey değil, dağınıktan ziyade üşengecimdir yani. Atarım ama kesinlikle onu temizlerim ama biraz zaman alır yani onu temizlerim. Biz menemenciyizdir daha çok da. Bu evde her şey düzen içinde, düzen içinde olur. Mehmet de benim arkadaşım, hatta şu anda alışverişte yumurta, ekmek, tereyağı falan filan alıyor. Berkay ile benim bugünkü görevim örtülerin değişimi ve yıkanması. Böyle abi bizde, her şey görev listesine dahil. Domates, ne soymuşsun lan domatesi? Bak ya. 2-3 saat önce etimizi dolaptan çıkardım. Tam da çözülmemiş, altı buz. Tam da inşallah çözeceğiz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz daha eti eritmeye becerememişiz. Burada yemek yapmaya çalışıyoruz. Sebzelerin piştikten sonra da ikisini birleştirip, harmanlayıp, ikisini aynı yerde pişirip sonra yağ, mağ, işte gerekli biber falan filan şey her şeye atıp servis edeceğiz. Etimiz, şeyimiz, tavam, sebzemiz. Biraz dinlenmeye bıraktık kısık ateşte. Makarnamızı yapacağız. Yarısını kullanacağız makarnamızın. Oğlum yandım ya lan. Et konusunda biraz uğraştık çünkü eti biraz çözemedik de buzu erken çok geç koymuşuz şeye, çözümüsünün için. Şöyle servisini yapalım. Abi ben de yeterince iyi yaptığıma inanıyorum. Ben et soteyi elimden gelince yapmaya çalıştım. Elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Vallahi karnım doyacak. Çok mu lezzetli oldu, az mı lezzetli oldu onu yiyip bakacağız şimdi. Ama şimdi Uğurcan Çakır, sen gelip dersin ki ben daha iyi yaparım. Efendim ben bu işte ustayım. O zaman çıkar yaparsın. Ben buradan pasımı Uğurcan Çakır'a atıyorum. Kaydedeki yeteneklerini yemekleri göstermesini istiyorum.